Herkese merhaba. Bu videomda size kadınları ilişkiden soğutan davranışları anlatmak istedim. Ben bu konuda sadece bir kadın gözüyle bakıp çevremdeki insanların, arkadaşlarımın, hatta ailemdeki bazı kişilerin fikirlerine odaklanarak böyle bir video hazırlamak istedim. Özellikle biz kadınlar çeşitli davranışlar karşısında daha ilk buluşmada bile soğuyabiliyoruz. Bu nedenle genellikle böyle videolar erkeklere faydalı oluyor biliyorum ama erkeklerin birazcık daha bilinçlenmesi, kendilerine bir çeki düzen vermesi için veya da farkında olup ya da olmayarak yaptığı davranışları düzeltmesi için böyle bir video hazırlamak istedim. Umarım keyifle izlersiniz. İlk olarak söyleyebileceğim şey, erkeğin kaba sözler kullanması birçok kadınla ilişkiden soğutuyor. Bu kaba sözler her zaman için kadına direkt olarak yapılan kaba sözler değil aslında. Trafikte kaba sözler kullanılması, bir kafede, bir lokantada kaba sözler kullanılması gerçekten kadınların soğumasına ve uzaklaşmasına yol açıyor. Bu nedenle özellikle ilk birkaç ay boyunca erkeklerin mümkün olduğunca kibar konuşması. Kibar derken tabii ki kırtması falan değil ama hani bir yanında bir kadın olduğunu unutmadan davranışlarına çeki düzen vermesi gerekiyor. Birçok kadını uzaklaştıran şeylerden bir tanesi de erkeğin cimri olması. Şimdi burada aslında iki ayrı parantez var. Bir tanesi parası olmayan bir erkek var bir tarafta. Bir tanesi de parası olmasına rağmen harcamak istemeyen, kadına bir şeyler vermek istemeyen bir erkek var. İşte bu aslında cimriliğe giriyor. Erkeğin kadına atıyorum yemek yerken, kahve içerken veya hediyeleşirken cimri davranması kadınları soğutuyor. Böyle bu tip erkekler maalesef ki var. Cebinde parası olmasına rağmen onu kadına layık görmüyor. Ona bir şeyler harcamak istemiyor. Veya yenilen yemeğin ardından içilecek bir bardak suyun hesabını yapıyor. Bu tarz şeyler genellikle kadını soğutuyor. Burada aslında sadece erkek gözüyle değil yani erkeği soğutuyor gözüyle değil. Kadınlar da bunun, kadın da bu davranışlarıyla erkeği soğutabilir. Bu nedenle erkeklerin cimriliğinden ziyade daha fazla cömert olması gerekiyor. Birçok şey bu konularda alanında uzmanlaşmış kişi para konusunda cimri olan erkeğin sevgiyi gösterme konusunda da cimri olduğunu söylüyor. Bu laf beni çok etkilemişti. Tabii ki her zaman doğru olur mu onu bilemeyiz ama yine bir parantez açıyorum. Cimrilikle parası olmaması arasında bir çizgi var. Parası olmayan bir erkek yapabileceği bir şey yoktur. Yani zaten yoktur ona hiçbir şey diyemeyiz. Onun yazdığı bir mektup çok değerlidir. Onun veya uğraştığı, eliyle yaptığı bir kolye bile çok değerlidir. Ama bir tarafta da parası vardır, her şeyi vardır ama bir türlü onu harcamak istemez. Dışarıda bir çay bile içmek istemez. Bu da kadınları ister istemez soğutur. Bazı erkekler, nedendir bilinmez, buluşmalara karşı istekli olmaz. Özellikle böyle yeni yeni tanışıldığı dönemlerde, sevgili olunduğu dönemlerde bu erkek buluşmak istemez. Haftada bir defa, belki iki haftada bir defa kızın zoruyla sırf böyle arada soğukluk oluşmasın diye buluşur ve bu kadınların kafasında büyük bir soru işareti oluşmasına neden olur. Genellikle bu tip erkekler arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi ya da evde oyun oynamayı tercih eder. Ama kadının kafasında şöyle bir şey oluşur. Bu benimle buluşmak istemiyor, beni sevmiyor, beni sevseydi beni sık sık görmek isterdi gibi düşünceler oluşur. Ben de olsaydım, ben de bu şekilde düşünürdüm. En azından haftada iki buluşulması gerektiğini düşünüyorum. Eğer ki vakit varsa, mümkün olduğunca vaktin kadınlara ayrılmasından yanayım. Ama tabii ki vakit varsa, iş yoğunluğu, okul yoğunluğu, sınav yoğunluğu gibi şeyler yoksa sık buluşmak her zaman için bence daha iyidir. Yine hediyelerden gideceğim ama bu bence hem kadınlar için hem de erkekler için geçerli bir şey. Hediyelerin beğenilmemesi. Gerçekten bir insana yapılabilecek en büyük hakaretlerden bir tanesi alınan hediyenin beğenilmemesi. Şimdi bizim için gereksiz gibi görünen, aslında ona para bile verilmeyecek bir şey. Karşı taraf gidip aldıysa, bir şey varsa yani bir heyecan duyduysa, bir paketlediyse bence o hediye ne olursa olsun değerlidir. Bu durumda kadın erkeğe hediye aldığında, erkek onu beğenmediyse, bunu alacağını şunu alsaydın, neden buna bu kadar para verdin gibi şeyler söylediyse, bu kadının içinde %100'lük bir sevgi varsa bu sevginin %20 oranında düşmesine yol açıyor. Kesinlikle hediyelerin beğenilmemesi büyük, çok büyük bir yanlış. Elbette ki beğenmeyebiliriz ama bunun kesinlikle belli edilmemesi gerekiyor. Teşekkür edilmesi, düşünmüşsün almışsın deyip işte sarılınması gerekiyor ama
Maalesef ki bazı erkekler bunu düşünemiyor. Erkeğin şiddet içeren davranışları. Kesinlikle bu bir kadını en çok uzaklaştıran şeylerden bir tanesi. Bu direkt olarak kadına yapabilir bu şiddet içeren davranışları. Sözle, fiziksel olarak, psikolojik olarak herhangi bir şiddet türünde kadına bir şiddet uygularsa bu kadının gerçekten uzaklaşmasına yol açar. Bazen bedensel olarak uzaklaşmaz ama psikolojik olarak, duygusal olarak kadın erkekten hızlı uzaklaşır. Bazen de bu direkt olarak kadına değildir ama etrafındaki insanlara karşı, arkadaşlarına, çalışanlara karşı bir şiddet içeren davranışlar sezilir ve bu da kadının kafasında büyük bir soru işareti oluşmasına neden olur. Benim bir arkadaşım biriyle yeni tanışmıştı ve onunla aralarında şöyle bir diyalog geçmişti. İşte ailelerle ilgili konuşurlarken arkadaşımın ilk buluştuğu kişi şöyle demişti ona. Ya işte annem beni sabahları erken uyandırıyor, şeytan diyor ki al bıçağı git gibi bir şey söylemişti. Ve bu sadece şakaydı, kesinlikle gerçek değildi ama arkadaşım o lafın üzerine bir daha onunla görüşmeyi asla istemedi. O kadar uzaklaştı, o kadar soğudu ki hiçbir kez bile pişman olmadı. Zaten burada da şöyle bir şey söylemek istiyorum. Size şiddetin herhangi bir türlüsünü uygulayan bir erkek varsa kesinlikle ikinci bir şans vermeyin. Ama ben onu sinirlendirmiştim vesaire vesaire sözlerle kendinizi avutmayın. Direkt olarak uzaklaşın. Özellikle daha bekarken, sevgiliyken böyle bir şey yapıyorsa size evlilikteyken kim bilir başınıza neler gelecek. Kesinlikle bunu kendinize yapmayın. Ve bu kişiyle evlenip de ileride doğacak çocuğunuza yapmayın bunu. Bu da benden size bir abla ya da kardeş tavsiyesi. Bazı erkekler sosyal medyaya aşırı derecede bağımlı oluyor. Ve sosyal medya hayatının bir parçası oluyor. Ya bu iş dışında yani bazılarımız iş için yapıyoruz benim gibi ama bazıları tamamen sosyal medyada gezinmeyi bir şey sanıyor. Akşamları telefona eline alıyor, geziyor. Hiçbir şey hani bir mantıklı bir işe yarar bir şey yapmıyor. Sürekli fotoğraf çekiniyor. Çekindiği fotoğrafları her gün yüklüyor. Altına açıklamalar yapıyor falan filan derken bu gerçekten kadınların soğumasına yol açıyor ve sosyal medyayla o kadar çok ilgilenen bir erkeğin de zaten kendini göstermek istediği biri ya da birileri oluyor. Bu nedenle bu kadının kafasında soru işareti oluşturup ondan uzaklaşmasına yol açıyor. Zaten günümüzde artık böyle sürekli her şeyi paylaşan erkekler değil de daha gizemli, daha az şey paylaşan erkekler daha merak uyandırıyor ve daha çok aslında ilgi topluyor, talep görüyor. Bu nedenle erkeğin sosyal medyayla aşırı ilgi olması kadınların uzaklaşmasına yol açıyor. İlişkilerinde geçmişe takılı kalan erkekler de kadınların soğumasına yol açıyor. Bazı insanlar geçmiş ilişkilerini anlatmaktan yana, bazıları ise anlatılmamasından yana. Örneğin ben anlatılmamasından yanayım. Fakat hani lafı gelir anlatırsın ve o konu orada kapanır. Ama sürekli geçmiş ilişkiye dair bir şeylerin anlatılması. O da şöyle yapardı, o bunu demişti, ben şuna sinirlenmiştim gibi sürekli su yüzüne çıkarttığımızda kadınların uzaklaşmasına yol açar. Çünkü kadın kafası çoğu zaman şöyle çalışır, en azından benim kafam böyle çalışır. Karşı taraf birilerini sürekli anlatıyorsa kendim ister istemez o kişiyle kıyaslamaya, onun eksi yanlarını benim artılarıma, benim eksilerimi onun artılarını düşünmeye başlarım ve bir süre sonra bu çıkmazdan bir türlü kurtulamam ve bu bende stres oluşturur. Aslında birçok kadında da bu durum böyledir. Bu nedenle geçmişe dair sürekli böyle eskilerin su yüzüne çıkartılmaması, sürekli anlatılmaması gerekiyor. Zaten geçmiş geçmiştir. O ilişkiyle mutlu olmasaydı o ilişkiyle devam ederdi. Demek ki bir şeyler eksik ve yeni bir sayfa açılmış. Bu nedenle yeni sayfada eskiye dair şeylerin yazılmasına, çizilmesine çok da gerek yok. Bu özellikle sevgililik döneminde kadınların kafasında yine bir soru işareti, yine bir acaba olmasına neden olan bir parantez aslında. Bir erkeğin hayatında kadın yer etmek ister. İlla ilk güne en başta olmak istemez ama en azından birkaç zaman geçtikten sonra hayatındaki ilk 5 içerisinde olmak ister. Ve kadınlar genellikle bunu erkeklere çaktırarak ya da gizli gizli sorarlar. İşte gelecekte ne düşünüyorsun? İşte şu okulda mı okusak? Şöyle mi yapsak gibi sorar ve erkeğin hayallerinde, hayatının bir parçasında, gelecekle ilgili bir düşüncesinde kadına yer yoksa kadın maalesef ki bundan uzaklaşır. Zaten bir planında yer yoksa, geleceğinde, fikirlerinde size yer yoksa o ilişkide durmanız da pek bir şey ifade etmiyor. Aslında bu maddeler çoğaltılabilir ama bence bu hem kadınların hem de erkeklerin soğuduğu büyük ve önemli bir şey. Tartışma anındayken zayıf
anlarımızın yüzümüze çat diye vurulması gerçekten aşırı derecede solucu. Bu arkadaşlıkta da böyle. Çünkü hepimiz güvendiğimiz, sevdiğimiz insanlara yaşadığımız olumsuz şeyleri anlatıyoruz. Veya ne bileyim, şu bana bunu yaptı, benim çok fazla özgüvenim düştü. Şu bana böyle dediği için ben kendimi çok kötü hissettim gibi şeyleri anlatıyoruz. Ve tartışma anında karşı taraf bunu, bak sen zaten şöyle olduğun için böyle oldu gibi çat diye yüzümüze vurunca inanılmaz derecede soğuyoruz ve bir daha o kişiye güvenip de aşağı yanımızı vermek istemiyoruz aslında. Bu nedenle maalesef ki tartışmanın boyutu ne kadar büyük olursa olsun bu tarz eksik yanları, olumsuz yanları veya böyle kendimizi kötü hissettiğimiz anları yüzümüze vurulması hiç ama hiç hoşumuza gitmiyor ve çoğu zaman da o kişiden uzaklaşmak istiyoruz. Bu şekilde yani gerçekten en büyük yanlışlardan bir tanesi de bu bence. Eğer ki bir insan size güvenip de kendi kötü hissettiği şeyleri anlattıysa, eksik yanlarını, kendine düşük olduğunu düşündüğü yanlarını söylediyse, sizin bunu onun yüzüne vurmanız gerçekten aşağılık bir hareket. Bunu yapmamak gerekiyor. Ve yapıldıysa zaten iki taraf da birbirinden soğuyor. Evet, benim bu konuda anlatabileceklerim bunlar. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Eğer ki bir sürçülisan ettiysek affola. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.